Güneydoğu Asya ve Asya'nın parlamenter monarşi sistemiyle yönetilen tek ülkesi Malezya'ya geldim. Şu an Kuala Lumpur'dayız. Malezya gezimiz son hızıyla başlasın bakalım. Bugün bu bölümde buralar hakkında temel bilgiler vereceğim. Gezilecek yerleri göstereceğim size. Şimdi metro hattına geldim. Burada ulaşım bir hayli kolay. Her tarafa metro var. Sistemi güzel kurmuşlar açıkçası. Matiklerden şuradan biletimizi alalım. Gelir gelmez hemen havaalanından direkt merkeze metrolar var. Sistemi direkt çözdüm. Bukit Bintak diye bir yer var. Oraya gideceğim ben. Biletimiz geldi. İşelerden bu jetonla geçiyorsunuz. Jetonu atmayın, çıkarken lazım oluyor. Böyle gökdelenlerin olduğu koskoca bir şehir Kuala Lumpur. Yaklaşık 2 milyon bir nüfusu var Kuala Lumpur'un. İstasyon o kadar büyük ki şimdi ilk durağa indik. Aşağı ineceğiz. Sonra bir daha aşağı ineceğiz. Gideceğimiz yere oradaki metrodan varacağız umarım. Bulabilirsek tabii. Hep böyle hatlar MRT, KTM, KJM hep öyle adlandırmışlar. Metroda bir hayli kalabalık. Herkes neredeyse metro kullanıyor. Ulaşım dediğim gibi her yere neredeyse metro var burada. Merkeze geldim. Malezya'ya Bangkok'tan geldim bu arada. 1400 TL uçak biletiyle bir hayli makbul fiyatlar. Çok pahalı değildi. Havayolu şirketi buranın merkezi İstanbul gibi düşünün. Nasıl Avrupa'ya giden birçok insan İstanbul'dan geçmek zorunda. Burada da seyahat ediyorsanız eğer Asya, Güney Asya bölgesinde buradaki Kuala Lumpur havaalanını mutlaka kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Her tarafa uçak var. O yönden zengin bayağı bir. Bayağı da firma olduğundan dolayı ucuz oluyor fiyatlar. Böyle bir Hint restorantına geldim. Bir karnımı doyurayım. Ondan sonra tek tek tekrardan anlatmaya başlayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki böyle büyük bir Hint restorantının burada ne işi var? Hepsini aydınlatacağım kanka. Bir karnımı doyurayım da. Biryaninin içinde fıstık var, et var, havuç var, acı turşu biber var. Şöyle bir salata geldi yanında, limonlu, salatalı, biberli. Şöyle bir de patates söyledim kendime. Bu arada buranın para biriminin ismi Malezya Ringgit'i. Şöyle 50 Malezya Ringgit'i var. Malezya'nın eski krallarından. Arapçanın bir lehçesi yazıyor üstünde. Gördüğünüz gibi şuralarda. Aslında bir lehçe değil bu. Javi alfabesi olarak geçiyor. Aynı Arapça gibi. Bu da 20 ringgit. Şöyle bir kağıt paraları var. Bir ringgitleri var. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5 ringgit 1 dolara tekabül ediyor şu an burada. 1 ringgit ise 7 TL. 100 banknotları da var. Hatta bankadan özel gidip kaç para olduğunu unuttum. Böyle tek bir kağıt düşünün ki işte 10.000 ringgit. Gidip özel bankadan imzalarla alabiliyorsunuz o parayı. Tek bir kağıt parçası. Üzerinize oluyor. Kimliğinizin üzerine işleniyor. Yarın bir gün bu para çalınırsa eğer şikayet ettiğinizde çok rahat bir şekilde devlet, polisler el koyup bulabiliyor bu hırsızı. Harcama yaptığı zaman. Ben Hindistan restorantı dedim ama Hint değil. Burası Bangladeş restorantı. Böyle soslar var. Menü yok. Burada sadece bir görsel var. Görselin aşağısında yemekleri koymuşlar. Buradan seçip yiyebiliyorsunuz. Tekrardan şehir merkezine doğru geldim. Türkiye'ye nazaran burası 5 saat ileride. Şu an akşamüstü burada. Türkiye'de ise öğlen saatlerinde. Nüfus yaklaşık 35 milyon. Batı Malezya ve Doğu Malezya olarak ikiye ayrılıyor Malezya. Aynı Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesi gibi burada ayrı bir kara parçası var. Görselde de gördüğünüz gibi. Nüfusun %80'i batıda, %20'si ise doğuda yaşıyor. Yani nüfusun birçok fazlası benim şu an bulunduğum batı bölgesinde yaşamakta. Bindiğimiz metro hattı dediğim gibi şehrin her yerine neredeyse metro bulunuyor. Burası hem konum hem de sahip olduğu zengin
topraklar ve madenlerden dolayı birçok defa sömürge altına alındı. 1,5 asır Portekizliler, 1,5 asır Hollandalılar ve son olarak da 1,5 asır İngilizler burayı sömürdü. İngilizler en son sömürürken burayı maden kaynaklarında çalışması için göçmen politikası uyguluyor. Çin'den ve Hindistan'dan birçok insan buraya çalışmaya geliyor o zaman. Burada nüfusun %60'ı ondan dolayı Malay, geri kalan nüfusun çoğunluğuysa Çinliler ve Hintlilerden oluşmakta. Bayağı karmaşık bir ülke olarak görünüyor ama içeriye baktığımızda pek fazla geldiğimden beri bir sıkıntı arz ettiğini görmedim. İster istemez tabii devlet kurumlarında, devlet dairelerinde Malaylara öncelik tanılıyormuş. Öyle sıkıntılar zamanında yaşanmış ve hala da yaşanıldığı yazılıyor. Dünyada biliyorsunuz küresel bir ticaret var. Bu %40'ı burada bulunan Malakka Boğazı var. O boğazdan gerçekleşiyor. Ondan dolayı burayı fethetmek isteyen, böyle sömürenler zaman zaman hep geçmişte çok olmuş. Günümüzde de hala gözler Malezya topraklarının üzerinde. Burada evsiz çok var. Böyle yatan abilerle çok karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni ise çevre ülkelerdeki ekonomi sıkıntısı. Bu göçmen politikasından sonra insanlar, Hintliler, işte Çinliler buraya yerleşiyor. Onlardan sonra da buraya böyle kaçak yollarla, resmi yollarla gelip ülkesine geri dönmeyen çok insan oluyor. Ve buranın kendi halkı, burada geçim sıkıntısı çeken insanlar da burada kendini dışarıya atıyor. Böyle evsiz takılıyorlar. Ondan dolayı burada çok acayip derecede evsiz var. Türk bile burada evsizle tanıştım. Bir tane abimiz Türk burada dışarıda yatıyor. Durumları da bayağı bir sıkıntılıydı. Muhabbet ettik dün dilersi gün hatta. Protan kendi ürettikleri araçlar. Uzun yıllardan beri Malezya ülkesi kendi aracını üretiyor ve yolda gördüğünüz birçok araç, bakın şu giden ikisi de buranın kendi araçları. Şöyle söyleyeyim, ülkeyi nasıl paylaşmışlar derseniz, buradaki bütün para Çinlilerde, ticareti hep Çinliler yapıyor. Devlet de Malayların elinde, bütün işte resmi kurumlarda falan her yerde Malaylar çalışıyor. Gördüğünüz gibi Bangladeş restoranı gösterdim. Onun gibi burada çok Çin restoranı var. Şu arkamda görmüş olduğunuz 7-Eleven'da bile Hintliler çalışıyor. Restoranda Hintliler çalışıyor. Yani vasat işlerin hepsinde Hintliler var burada. Yani burada 3 tane etnik köken var bir arada yaşayan. Hepsi ülkeyi paylaşmış. Diğer doğu kısmında olan bölgede çok fazla Hintli ile Çinli yok. Genel olarak orada Malaylar yaşıyor. Burada batı bölgesindeki coğrafyada iç içe yaşıyorlar. Böylelikle nüfusun %61'i Müslüman, geri kalan %20'si Budist, %9'u Hristiyan, geri kalan %6'sı ise Hindulardan oluşuyor. Buradaki etnik kökenlerin hepsinin inançlarına göre camileri, işte Çin tapınakları, Hinduizm, Budizm tapınakları var. Hiçbir şekilde de öyle hırgür olmamış geçmiş zamanda da, ki hala günümüze kadar o anlamda bir çatışma, bir iç savaş falan hiçbir şey gerçekleşmemiş. Huzur içinde o konuda yaşamışlar. Böyle bir kavşağa geldim gene. Bu ışık bekliyorsun yanmıyor. Öyle bir trafik oluyor burada. Tuşa da basıyorum ama iflah olmuyor pek. Aha bastım, yandı lan. Ya siz gerçekten çok mümin, çok böyle şanslı insanlarsınız abi. Size ne desem böyle tak diye oluyor bak. Aha yandı. Şimdi burada muson yağmurları falan ziyade bu bölgeye özellikle çok acayip böyle yazda, kışta her an yağmur yağabiliyormuş. Böyle dışarı çıkıyormuş insanlar, şemsiye alıyormuş her zaman yanına. Bakıyorlarmış hava durumuna. Yağmursuz bile görünse bir anda böyle meteorolojiyi yanıltabiliyor yani burası. Yağmur yağıyor. Geldiğimden beri öyle yağmurlar yağdı ki anlatamam. Devlet de ondan dolayı böyle her yere üstü kapalı kaldırım yollar yapmışlar. Yani Ekvador çizgisine, burası çok yakın daha doğrusu. Ekvador çizgisine yakın olduğundan dolayı her an her zaman yağmur yağabiliyor burada. Burada nem çok fazla olmuyor. Sıcaklık genel olarak 20'nin aşağısına düşmüyor. 40'ın da yukarısına çıkmıyor. Şu an bile ufak ufak yağmur yağmaya başladı. Dışarı çıktığımda güllük gülistanlıktı. Bir anda böyle bulutlar
etrafımı çevirmeye başladı. Bu bölge özellikle akşam saatlerinde dediğim gibi çok evsiz var. Haddinden fazla evsiz burada yaşıyor. Özellikle bu caddede. Çünkü üstü kapalı olduğundan dolayı hep buralara yatıyorlar. İşte yağmur dediğim gibi çok yağıyor ya. Ne yapsınlar? Evsizler de hep buralara kendilerine mesken bilmişler. Kuala Lumpur, Malezya'yı hiç böyle beklemiyordum. Geldikten sonra biraz daha araştırmaya başladım. Bayağı bir şaşırdım açıkçası buraya geldikten sonra. Bakın otelin hemen önündeki bütün çalışanlar Hintli. Şu iki tane abla Hintli. Diğer sağ taraftaki abla Hintli. Müdür var. Burabe'den anlıyorum yani. Omuzunda Burabe var. Oradan anlıyor. Rütbeli Malay. Müdürleri büyük bir ihtimal. Güvenlik şefi ya da müdürüdür. Neden bu kadar çok şaşırdım? Çünkü burası şeriatla yönetiliyor. Şeriat sadece buradaki Müslüman Malaylar için uygulanıyor. Şeriat kanunları var. Eğer ceza işlerlerse o şeriat kanunlarından cezalarını çekiyorlar. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Afganistan'a gitmiş bir kardeşiniz olarak dünya üzerinde Google'a da yazın. Şeriatla yönetilen ülkeler. Bunu ben de yaptım bu hatayı. İnternette dediğim gibi ara ara söylüyorum size birçok şey yanlış yazıyor, yanlış anlatılıyor. Oradaki Google abimiz ne diyorsa, yöneticisi kimse size onu orada onu gösteriyor. Dünyada şeriatla yönetilen bir ülke yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in yazdığı Allah'ın kanunlarıyla yönetilen bir ülke dünya üzerinde yok. Bunu size söyleyeyim. Daha önce Instagram'da da bazı şeyler aktardım. İşte dünyada 8 tane ülke var, şeriatla yönetiliyor falan filan. Bunlar kesinlikle yanlış. Dediğim gibi burada da şeriat var sözde ama hepsi tamamen sözde. Çünkü burası kapitalist sistemin babası. Yani gördüğünüz bu yerde, yani şu dilenciler bile, gördüğünüz şu dilenciler bile şeriat kanunlarına çok ters yani. Hele şu bankalar, bilmem neler, o kadar çok yanlış, ters şey var ki sadece sözde yani. Devletin işine geldiğinden dolayı. Söyle söyleyeyim. Arif, burada geri kalan Çinlilere, geri kalan Hindulara ne yapıyorlar diyeceğim. Haklısın. Buradaki geri kalan Malaylardan sonraki işte Budistlere, Hindulara farklı bir kanun uyguluyorlar. Örnek veriyorum, onların Malayca bilmesi mecburiyetinde de değiller. Zaten ülkenin resmi dili Malayca sadece. İngilizler burada en son sömürge altında bıraktıklarında hepsine İngilizce öğretmişler. Öyle söyleyeyim. Ondan dolayı buradaki halkın birçoğu, yani burada o göçmen politikasından sonra gelenlerin hepsi İngilizce öğrenmiş. Sonradan gelenler, restoranla çalışan Bangladeşliler, işte Hindular, işte Çinliler bilmeyebilir. Çinli pek fazla çalışmıyor da onlar bilmeyebiliyor ama birçoğu ülkede İngilizce biliyor. Ondan dolayı ortak dilleri İngilizce olarak geçiyor. Örnek veriyorum, Hintli bir abi suç işledi, gitti adliyeye. Onun için Hintçe bilen bir tane tercüman çağırıyorlar. İşte devletin de ona göre kanunları var. O Hintli abimiz o kanunlar üzerinden yargılanıyor. Onlara şeriat meriyat bağlamıyor yani. Oğlum kelebeğe bak lan, ne kadar güzel. Kanka sen ne yapıyorsun burada? Size bir şeyler anlatıyordum tam. Bunu gördüm. Çok iyi değil mi? Şuna bak abi. Bir de tam şelalenin böyle üstüne konmuş. Su mu içiyorsun kardeş? Çok güzelsin be. Ne kadar böyle BMW, Mercedes, Jeep varsa hepsinde Çinliler var. Burada direksiyon sağda ama trafik soldan akıyor böyle. Yağmur iyice şiddetini arttırmaya başladı. Her gün yağmur yağar mı ya bilmem ne. İşte orası burası. Her gün yağmur yağıyor. Böyle çok şiddetli yağmasa bile mutlaka böyle yağmur çiseliyor burada. Abilerin işi kebap burada. Bazı abilerimiz, ablalarımız var. Hep elinde şemsiye, yağmur böyle çiseledi, yemeğe adı mı hemen sokağa atıyorlar kendilerini. Şemsiye falan satıyorlar buralarda. Ben size burada neler göstereceğim? Burada hep çevrede böyle devasa büyüklükte bina var. Öyle gezip de gösterebileceğim pek fazla bir şey yok demeyeyim. Var. Çinli mahalleleri var, Hindu mahalleleri var, Malay mahalleleri var. Böyle hepsi yan yana, çok değişik, çok renkli. Gerçekten harika, çok güzel ama bu bölümde yer vermeyeceğim. Onu da çekersem bölüm 2 saat olur. Olmaz yani, çok uzun olur. Evet, böyle çok temiz, çok renkli çiçeklerin olduğu bir parka geldik. Bu parkın bir özelliği var. Hemen göstereceğim size.
böyle insan yığınının olduğu bir yer. Herkes burada resim çekiliyor. Niye mi? Çünkü burada Petronas İkiz Kuleleri var. Petrol firmasına ait olan bu İkiz Kuleler. İçerisinde kulelerin ofis, rezidans, alışveriş merkezi olarak kullanıyorlar abi. Toplamda 452 metre uzunluğunda. 2004 yılına kadar dünyanın en uzun ikiz kuleleri oluyor burası. 88 katlı, 41 ve 42. katlarında köprü bulunuyor. Bu gördüğünüz köprü tam 41. ve 42. katta. Köprü toplamda 750 ton ağırlığında abi. Bu iki kulenin birbirine bağlamasını ve dengede durmasını sağlıyor. Günde sadece 1700 tane bilet satışa sunuluyor ve bu biletler bir anda bitiyor. İşte bir iki gün önceden falan almanız gerekiyor. Eğer buralara gelirseniz o konudan yana da bilginiz olsun. Şöyle sulu park var burada. Bakın karşıda da güvenlik ablamız var. Buranın güvenliğini sağlıyor. Hemen aşağıda da insanlar buraya doğru resim çekiliyorlar. Malezya ülkesinde petrol, gaz çok fazla var. Zaten sömürenler de hep bu yönden dolayı sömürmüşler bu ülkeyi. Ve biliyorsunuz bu petrollerin, madenlerin bir kalitesi var. Buradaki petrol madenleri o kadar çok kaliteli ki, yani şöyle söyleyeyim size, tam bir A kalite abi. Bu A kalite petrolün ticaretini, ihracatını dışarıya çok yüklü miktarda satışını gerçekleştiriyor ülke ve en temel gelir kaynağından bir tanesi bu madenler. Ve hemen arkasında da turizm geliyor. Turizmden sonra da tarım burada bir hayli yaygın ve çünkü ülkenin %70'i yeşilliklerden oluşuyor. Ondan dolayı tarım ticareti burada çok fazla. Aslında durian meyvesinin ana vatanı Malezya burası. Buradaki durian meyvesi Tayland'daki, Kamboçya'daki, diğer Asya ve Güney Asya'daki ülkelerden çok daha lezzetli olduğunu söylüyorlar. Ama burada durian meyvesi çok pahalı. Abilerin, ablaların hepsi Çinli. Önlerinde bir pankart. Turla gelmişler büyük bir ihtimal. Resim çekiliyorlar. Abiler burada böyle insanların resimlerini çekiyorlar. Ellerinde iPhone, telefon, bir tane ışıklandırma. Herkesin burada resmini çekiyorlar. Gelen giden turistlerin. Bak bir tane abim tavlamış mesela, orada 3 kişinin resmini çekiyor bak. Burada pek fazla durmak istemiyorum aslında. Gelip görülesi yerler illaki var ama 2-3 gün yeterli olur. Lakin YouTube param bu ay yetmedi. Bileklik sattım burada biraz. Evdekiler gönderdi sağ olsun. Öyle idare ettim. Eğer buraya kadar izlediyseniz, abone değilseniz, abone olursanız, beğenip yorum atar, arkadaşlarınıza önerirseniz çok sevinirim. Ne kadar kişiye ulaşırsak gezmek de benim için bir hayli de olsa kolaylaşır ve bu dünya turu hayalimi gerçekleştiririm bu sayede. 15 ringgit'e, yani 3 dolara satıyor. Bayağı da güzel çekiyor ama şimdi hakkını vermek lazım. 3 dolar eder mi? Artık orasına siz karar verin. Ortada dönen simge de Petronas, petrolün simgesi. Petronas petrol. Petronas petrol ofisleri falan. Vay be, adamlara bak, ne bina yapmışsınız be kardeşim ya. Şuna bak be. Böyle boynum yetmiyor ha. Şöyle bakıyorum ya. O ucunda sivri bir yer var, onu bile göremiyorum. Buraya kadar gelmişiz bari. İkiz kulelere de girelim hemen. Sağ tarafta abimiz klavye çalıyor. Petronas Petrol'ün bu arada Formula 1 aracı da var. Burada gördüğümden dolayı söylemiyorum. Formula 1 yarışlarını da normalde izliyorum. Orada görmüştüm. Buraya da bir tane Formula 1 aracı koymuşlar. Maket olarak. İçeriye giriş böyle. Şu anki güncel kuru da şöyle göstereyim. Suudi Arabistan riyali, her şey var. Şöyle 1 dolar bakın, 4.30. Alış 4.90'dı galiba. Satış. Euro 4.5, 5.1. Öyle kurlar. İşte 5, 4.5, 4.70, 30'larda seyir alıyor. Şimdi bu ortayı çok merak ediyorum. Acaba ta en yüksek katına kadar boş mu? Yok değil. Burası kapalı. Burada çok ünlü Blancpain, diğer parfüm şirketleri, diğer giyim mağazaları, çok meşhur mağazalar, çok yani dünyada nam salmış şirketlerin burada mağazaları bulunuyor. Çok pahalı burası. Cam pahası yani. Zaten burada gezenlerin birçoğu da buranın en zengin
halkı ya da buraya gelen zengin turistler buradan alışveriş yapıyorlar. İçeride AVM'nin tuvaleti var ama saçma bir şekilde ücret istiyorlar. Şimdi kulelerin hemen arkasında çok güzel bir park var. Orayı da göstereyim size. Evet, böyle bir sulu park var hemen arkada. Şurada hemen bir ufak bir ada var. İnsanlar gene orada resim çekiliyor. Birçok turist burada oturmuş, manzaranın keyfini çıkartıyor. Tabii hemen arkasında da devasa büyüklükte böyle binalar var. Petronas kuleleri de hemen uçtan şöyle görünüyor. Hala daha böyle devasa büyüklükte binalar yapmaya burada devam ediyorlar. Etrafı beton, ondan sonra camla örüyorlar. Gördüğünüz gibi böyle artık aynalar oluyor. Ben onlara ayna diyorum. Çünkü bu Petronas kuleleri, diğer bunlar onlara ayna görevi görüyor. Akşamları bu binaların etrafından Petronas kuleleri böyle aydınlanıyor. Çünkü ülkenin birçok yerinden bu Petronas kuleleri görünüyor. Bu parkın bir diğer özelliği ise bu ağaçlar. Gördüğünüz gibi öyle bir kök salmış ki bu ağaçlar burada. Yani nasıl anlatayım? Ama gösteririm. İşte böyle. Baksana abi bak. Kankam sallanıyor. İnsanlar buraları böyle birbirine bile bağlamış. Böyle burada sallanıyorlar. Şuraya bak abi. Efsane. Harbiden çok güzel. Etrafını da kapatmışlar hatta, baksanıza. Böyle kök salmış gitmiş. Baksanıza. Çok güzel görünüyor. Gerçekten bayağı iyi. Turistler bir yandan resmi çekiliyor gene. Burada bir yürüyüş yolu mevcut. İnsanlar yürüyüşlerini yapıyor burada. Bayağı bir büyük bir park burası. Öyle küçük bir yer değil. Sürekli yağmur da yağınca ne oluyor tabii? Buradaki yeşillikler hiç durdurak bilmeden hep çıkıyor, büyüyor. Asırlık ya bu ağaçlar. Gerçekten bayağı büyük. Bu taraftan da park böyle görünüyor. Petronas Kuleleri de. Şöyle göstereyim size ağaçların hemen arkasından. Park devam ediyor. Göstereceğim. Şurada çocuklar havuza girmiş. Her yer havuz abi memlekette. Burada insanlar gene kuleye doğru resim çekiyor. Sanırım en iyi kare burada. Bayağı güzel görünüyor çünkü. Böyle parkın içine ufak ufak çardaklar yapmışlar. İnsanlar buralarda istirahat ediyorlar. Aha görüyorsunuz bak, çocuklar şurada ufak bir havuz var. Ona girmişler. Buraya girmişler. Kendilerini buraya böyle havuz yapmışlar. Aileleri başlarında bekliyor öyle. Onlar da burada serinliyor. Ben de biraz burada oturayım. İstirahat edeyim. Yetişkin turistler bile giriyorlar. Çok güzel ama bak. Malezya'nın komşuları Tayland, Singapur ve Endonezya. Singapur böyle haritada ufacık bir ülke. Şimdi gösterdim size gene map'te. O gördüğünüz boğaz o kadar kıymetli ki, yani Singapur çok böyle acayip kuralları olan çok farklı bir ülke. Ama çok pahalı. Gidebilir miyim gidemem mi bilmiyorum. Gidersem orada size anlatırım artık orayı. Orası da öyle bir ülke işte. Singapur. Komşusu da acayip değişik bir ülke, aynı kendisi gibi. Burada şöyle turizm ofisi var. Ne kadar şirin, ne kadar güzel görünüyor binalar. Böyle minnak minnak böyle çok güzel yapmışlar. Hemen şurada da Türkiye bayrağı var. Hem de iki tane yan yana, ortasında da Malezya bayrağı var. Oradaki bayrakların hepsi bu arada Müslüman ülkelerin bayrağı. İşte Pakistan'ın, diğer Müslüman ülkelerini koymuşlar sadece. Anlamadım neden öyle yapmışlar acaba. Burada çok fazla motor yok. Olanların hepsi de Grab kurye işi yapıyorlar. Çok fazla trafik var abi bak. Yine bir... Aha ulan var ya, yemin ederim. Siz çok güzel insanlarsınız ya. Bak tam dedim, yine yeşil ışık yandı. Öyle geçiyoruz. Buralar hep böyle metrolara bağlanıyor. Sistemi iyi kurmuşlar. Kapitalistin kralı burası ya gerçekten. Harbiden adamlar oturtmuşlar düzeni. Böyle iki katlı çok otobüs var. Bazı otobüslerin üstü açık. Bu arada trafiğin çok olmasındaki sebep bugün bayram. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımı da böyle kucak dolusu sarılıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Nice bayramlara hep beraber inşallah. Yerdeki kanalizasyon kapakların üstünde bile duruyan meyvesi var. Buradaki duruyanlar küçük. Denk gelince diğer bölümlerde falan gösteririm. Diğer ülkelerdeki gibi duruyan meyveler böyle kocaman değil. Çok küçük, çok lezzetli diyorlar. Burada çok pahalı. Belki bir ikram ederse yeriz.
Otelimin yanında böyle çok güzel bir duvar var. Hemen karşıda bir Bangladeş Hindistan karışımı bir restoran var. Böyle 30 katlı bir otelim var. Tabii 30. katı da benim. Çok büyük. Bulması bir hayli zor oldu. Hemen altında gene böyle çamaşır makinesi dolu. Çamaşırlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde. Altlarında böyle restoranlar falan var. Böyle parmakla çalışıyor. Oku oğlum. Menagara M101 Dangwangi. Bu benim kaldığım bölge Dangwangi bölgesi olarak geçiyor. Anlamadım ne hikmettir. Burada mesela katlarda 9 yok. 14 yok. Ama normalde binada bu katlar var. Ama burada yazmıyor. O dikkatimi çekti. Otelimin manzarasına bakalım, beğeneceğiniz mi? Hep beton yanı ama olsun. Yine güzel görünüyor. Ben ikinci katında kalıyorum. Böyle bir manzarası var işte. Şuralar hep yemek restoranları falan. Diğer bölümde çekeceğim size. İşte Çin Mahallesi, Malay Mahallesi, Hindu Mahallesi, hepsi böyle yan yana. Tapınakları, camileri falan da böyle yan yana koymuşlar. Bu bölümde bu kadar olsun. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tekrardan herkese iyi bayramlar. Ellerinizden öperim, yanaklarınızdan öperim. Kucak dolusu sarılırım. Ben böyleyim, deli dala gezerim. Haydi bay bay.